Evet, gerçekten çok keyifli anlardı. Bu aracın topu getirmesi de ve 120 dakika sürdü Aras Kargo'nun taşıdığı bu topla gerçekleşen maç. Şimdi bu maçın sonrasında stüdyodaki konuklarımızla da konuşacağız. İlk olarak Turgay Demir'e dönmek istiyorum. Nasıl bir maç izledin? Uzamasını bekliyor muydun bu mücadelenin? Bol gollü olacağını aslında seninle biz konuşmuştuk geçen Evet. haftada. Öncelikle finale de Türk Hava Yolları yakışır yani. Onlar da ya da bir İHA'nın topu bırakması yakışır finale. Bu sefer hava yollarıyla mı gelsin diyorsun? Tabii yani final sonucunda yani. Kupayı yine karadan getirebilirsiniz ama topu yukarıdan bırakabilirsiniz. Farklı bir şey olur. Bunlar güzel şeyler bence. Yani iyi düşünülmüş bir organizasyon. Şimdi 125 dakikalık bir maçta yaklaşık 34 futbolcu izledik. Yaklaşık değil 34 futbolcu. Ama iki takım da 80'er dakika oynadı. İkisi de bir yarıyı biraz pas geçti. Evet. Çok fazla yorulmadılar yani 125 dakikalık efor yok. İlk yarıda Aykut Hoca'nın da söylediği gibi Başakşehir oynadı diyor ama bana göre oynamaya çalıştı. Sahanın her tarafını iyi parsellediler. Beşiktaş'ın pas aralarını bozmaya çalıştılar ama yapamadılar. Enerjileri yetmedi çünkü her zaman olduğu gibi orta şiddette bir presle sakin ama huzurlu bir ortamda rakip savunmada boşluklar ayıran Beşiktaş gollerini buldu. Beşiktaş'ın oyunu yıldız kaynaklı skor üretmeye dayalı değil. Her maç kendi yıldızını çıkarabiliyor. Bir maçta Rozier çıkıyor, birinde Wellington çıkıyor, birinde işte Vida çıkabiliyor kırılma anlarında. 2-0'dan sonra maç bitti diye düşündük. Ben yazımı yazmaya başladım yani maç bitti diye. Beşiktaş da benim gibi rehavete kapıldı. Dolayısıyla iş uzadı. Çünkü futbolun şakası yok. Fakat şöyle bitireyim. İki takımı da kutlamak lazım. İkisinin de çok önemli bir lig maratonu var. Biri şampiyonluğa oynuyor, diğeri ligde kalmaya çalışıyor. Bu şartlarda korakor mücadele ettiler ve bize 5 golle tıpkı 4 gün önceki gibi keyifli bir mücadele izlettiler. Şimdilik böyle başlıyor. Evet, 5 golle dedin. Evet, 3-2 bir tarafta, yine 3-2 bitti maç. Ilgaz Çınar, sana da şöyle döneyim. İki tarafta herhalde özellikle derbi öncesinde Beşiktaş bu maçı 125 dakika oynamak istemezdi. Ya tabii genel olarak 90 dakikada bitirmek isterlerdi ama hani çok da yorucu bir fikstür değil normal şartlarda. Şimdi 5 gün sonra oynanacak bir Pazar maçtan, günü. pazar günü oynanacak maç. O yüzden çok büyük bir sıkıntı yaşamayacaklardır. Bir de bu zamanı yine hemen hemen çok az rotasyonlu bir kadroyla geçirmek de Beşiktaş'ın oyun ezberi anlamında da çok çok önemliydi. Tabii burada belirli oyuncular üzerinden konuşabiliriz oyunu. Hani Oğuzhan ve Dorukhan'lı orta saha farklı. Josef'in olduğu, Atiba'nın olduğu orta saha çok daha farklı oyun oynuyor. Atiba oyuna girdikten sonraki neler yaptığını, bugüne kadar neler yaptığını ve neler yapacağını da bize göstermiş oldu. Hani maç 2 devre, 3 devre, 4 devre bu şekilde oynandı diye kabul edecek olursak, maçın ikinci yarısında Başakşehir'in oyunu üzerinden belki Başakşehir'in lig sonunu nasıl getireceğini konuşabiliriz. Bu daha farklı bir oyun vardı. Benim gözümden daha farklı bir oyun oynandı. Ama sonuç itibariyle tecrübe, Larin, koordinasyon, o gol zor bir golde atmış olduğu gol, galibiyet golü. Biz keyifli bir maç izledik. Ama ben de katılıyorum. Aykut Hoca'nın dediği gibi hani maçın ilk yarısında işte biz oynarken golleri bulduk değil. Zaten birisi sayılmayan 3 tane duran top golü yedi Beşiktaş'tan. Bunu hatırlatalım bir kez daha. Ve Real Roma'da ben özellikle offside sebebiyle sayılmayan golde, Wellington'un golünde savunmalar muhakkak bu kadar ileri kurulmalı mı? Yoksa çok daha farklı çalışmalar var mıdır duran top savunmalarında? Geriye gömülerek bazı tehlikeleri bertaraf edilebilir mi? Onu da özellikle sormak için not almıştım. Onu da size soracağım hocam pozisyonlar geldiğinde. Evet, pozisyonlar gelmeden o zaman ben Reha hocama şöyle döneyim. İlk yarı farklı bir Beşiktaş izledik. O 2-0'dan sonra daha farklı bir Beşiktaş. Hatta biz hani Mustafa Göksu'yla maçı seyrederken dedik yani 2-1 olursa işler değişecek herhalde. Ki nitekim öyle oldu. Reha hocam, siz nasıl bir maç seyrettiniz? Valla maç bir dejavu oldu yani 4 gün öncenin. Aynısı, kopyası. Kaçmaya çalışan Beşiktaş, yakalayan Başakşehir, son söz söyleyen Beşiktaş. Böyle bir maç oldu. Yani tabii Beşiktaş'ta şunu söylemek gerekir. Oyuna iyi başladı. İlk 35 dakika Beşiktaş'ın bir oyun hafızası var. Ön alan baskısı, topu geri kazanması, birlikte çok doğru bölgesel baskıları da yapan bir takım. 35 dakikadan sonra, 2-0'dan sonra daha dengeli oynamaya çalıştılar. Devre biterken bazı sinyalleri de verdi Başakşehir. İkinci devre tabii ister istemez Beşiktaş oyunun fizik kalitesinin düşmesine tabii
Dorukhan ve Oğuzhan'ın performans yetersizliği gibi maç ritminin olmayışıyla etkiledi. Bir de en önemli benim düşüncem 2-0 eğer bir oyuncu topluluğu devreye giriyorsa Sergen Hoca mutlaka ne kadar söylerse söylesin hafta sonu şimdi ligde çok önemli bir derbi maçı oynanacak. 2-0'dan sonra daha topu bıraktılar Başakşehir'e, daha alanlarına çekilen bir Beşiktaş görüntüsü vardı. Burada tekrar geriden gelen bir Başakşehir oldu bu oyunda. Tabii ki Aboubakar'ın da altını çizmek gerekir. Aboubakar çok önemli bir oyuncu. Yani Larin'in bu kadar gol bulmasının, bırakın ligde 15 gol atmasını, attığı gol zaten konsol oyunlarındaki gol gibiydi. O kadar çok rahat bir gol attı. Ama Aboubakar şimdi arkadaşlarına alan açan, topu tutan, sırtı dönük oyunlarda var, yüzü dönük oyunda var. Şimdi orta saha ve özellikle kenar beklerin sırf hücum oyuncuları değil, oynatan oyuncu Aboubakar merkezde. Çok akıllı bir oyuncu. Yani her zaman hep biz ne deriz değil mi Çınar? Yani genel olarak ya hep şey işte 10 numaralar oyun aklıdır. Yani o oyun aklı hep yönlendirir. Ama Aboubakar öyle bir oyuncu, rakip yarı alanda bütün Beşiktaş organizasyonlarında var. Hocam buraya bir virgül koyalım. Tabii. Çünkü çok kritik bir noktaya geldiniz. Kısa bir reklam arası ardından birlikteyiz. Spor ekranlarından herkese mutlu geceler. Türkiye'nin kupasına hoş geldiniz. Zira Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu. Beşiktaş, Medipol, Başakşehir'i 120 dakikalık mücadelenin sonunda mağlup ederek finale yükseldi. Bu karşılaşmanın tüm detaylarını stüdyodaki konuklarımız, bir tarafımda Ilgaz Çınar var, diğer yanımda Turgay Demir ve Mustafa Göksu'nun karşısında da Reha Kapsal, hep birlikte değerlendireceğiz, konuşacağız. Ama hemen öncesinde maçın ardından bir sahaya gidelim, Vodafone Park'a gidelim. Orada Ender Bilgin ve Feyyaz Uçar bizleri bekliyor. Evet, teşekkürler Melike. Biz Feyyaz Hocam'la beraber anlatım pozisyonundayız ama bir yandan da aşağıda sevgili Sercan'ın röportaj hazırlığı var. Josef de Souza da hazırmış. Hemen pası onlara verelim. Ender Bilgin teşekkürler. Josef de Souza ile birlikteyiz. Tebrik ediyoruz. Tacip, para Beşiktaş beyiz. Finalde. Beşiktaş. Çifte kupayla tamamlamak istiyor final. Beşiktaş. İlk ayağında çok yaklaştı kupaya. Neler söylemek ister? Con doblet, ganhamos dois. O que você sente? Tem que dar parabéns à equipe pela vitória, parabéns pelo jogo, parabéns também ao Başakşehir pelo jogo que fizeram. Fizeram um grande jogo, não foi fácil vencer essa partida. Então, dar parabéns para a nossa equipe, também para a equipe deles, porque foi um jogo muito difícil. A gente estava vencendo 2-0, eles chegaram, empataram, colocaram o perigo. Então, é felicitar as duas equipes e comemorar. Agora descansar porque foi desgastante e temos um jogo importante domingo. Evet, bütün takım